coşkuyla alkışlıyoruz. Güzel mi güzel, en iyiyi hak eder. Uğruna her şeye değer. Biliyorsun değil mi? Çalışmaya aşığız. Durmak yakışmaz bize. İşimiz gücümüz Türkiye. Duyuyorsun değil mi? Yapacak çok iş var daha. Yorulmak yok hiç bizlere. İşimiz gücümüz Türkiye. Sayın teşekkür ediyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Hadi bakalım gençler. Hadi daha iftar göreceğiz hadi. Çok teşekkür ediyorum. Sayın il başkanıma, milletvekilime, belediye başkanıma, ilçe başkanlarıma, ilçe belediye başkan adaylarımıza, bugüne kadar Yeşilova'mıza hizmet eden Mümtaz Şenel Başkanımıza ve bizi bugün burada yalnız bırakmayan sivil toplum örgütlerinin, meslek örgütlerinin değerli temsilcilerine, çok kıymetli muhtarlarıma ve Burdur'un fakir Baykurt'un memleketinde yüreğinde vatan, millet, bayrak, insan sevgisi olan ve Atatürk sevgisi olan güzel insanları. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Benim için yine çok anlamlı bir gün. Ben 2007 yılında Türk Eczacıları Birliği yönetimine seçildiğimde Ali Orkun Ercengiz Başkan'a Burdur'da bir eczacı odası açılması gerektiğini söylemiştim. Sağ olsun kurucu başkanımız oldu. Burdur'daki eczacılarımızı örgütledi. Eczacı odası başkanı oldu. Partiye kaydoldun mu dedim, partiye kaydoldu. Gün geldi, adı belediye başkanlığı için geçti. Belediye başkan adayı oldu. Ben sayın o dönemde genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte 10 yıl önce o ilk seçildiğinde bir hayırlısı olsun ziyaretine gelmiştik ve yine bir iftar programında birlikteydik. Bugün 10 yıllık emeğinden sonra biraz önce izlediğimiz Burdur'a yapılmış anlatmakla bitmeyen hizmetlerle yine izlediğimiz çok önemli vizyon projeleriyle bizlerin güvenine, ailesinin emeklerine, değerli annesinin, rahmetli babasının emeklerine, değerli eşi Hülya'nın emeklerine ve sizin teveccühünüze, güveninize layık olduğunu görüyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Kendisine teşekkür ediyorum. Burdur'da 15 belediye var. Maalesef sadece partimizin 2 belediye başkanı var. Ama bu seçimde Cumhuriyet Halk Partisi Burdur'da çok önemli bir başarıyı kovalıyor. Deneyimli, örgütten gelen, çok saygı duyduğumuz bir il başkanımız, değerli yöneticileri, çok kıymetli ilçe başkanlarımız var. Örgütümüzün birliğine, beraberliğine güveniyoruz. Adaylarımızı gördünüz. Adaylarımız yaş ortalamaları 45. Yani Bursa'daki ekip benden 4 yaş genç. Hülya Gümüşbucak'ta 28 yaşında adayımız. Gülsüm Güçlü Ağlasun'da 49 yaşında adayımız. Ve Ümmühan Sinem Ulukan Yusufça'da 27 yaşında 3 kadın adayımız var. Üçünü de
önce Burdurlu kadınlara, sonra da kadın haklarına saygılı ve eşit temsile, eşit yaşama inanan Burdur'un centilmen erkeklerine emanet ediyorum. Yine Ali Okan Yücel Çavdır'da 39 yaşında, İbrahim Bütün 35 yaşında, Gölhisar'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin genç adayları ve bir bütünü genç, etkin, yetkin, iyi donanımlı, ilçelerine, beldelerine hizmet etmek için 31 Mart'a kadar gün sayan bütün adaylarımıza başarılar diliyorum. Yanlarındayız, arkalarındayız, onlara güveniyoruz. Biraz önceki izlediğimiz sunumlardan sonra tekrar etmeyeceğim. Ama 10 yıl önce o günün parasıyla 23 milyon, bugünün parasıyla neredeyse milyara yaklaşan 700 milyon gibi bir borçla belediyeyi devralıp bugün kasasına yeni yapılacak işlerle ilgili 100 milyonun üzerinde bir varlık yaratan, o günlerde ihaleyle yapılan işleri, örneğin çöp toplama ihalesi, örneğin ulaşım işleri, örneğin belediyenin asli görevlerindeki tüm işlerin ihaleyle yapıldığı, yani yandaş müteahhitlere para kazandırma sisteminden, asfalt makinesinden kamyonlara kadar hepsinin alındığı, hem belediyede istihdam yaratan, hem çok daha ucuza mal eden, hem de denetlenebilir şekilde bir belediyecilik hizmeti verilmesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkçı belediyecilik anlayışına ve vizyonuna uygundur. Bu kadar borç nasıl kapanıyor? Bu kadar hizmet nasıl yapılıyor diye merak edenler asla merak etmesinler. Eğer amacınız hizmet etmekse, amacınız bir yandaş müteahhiti zengin etmek değilse, müteahhitin cebine girecek para Burdur'a hizmet olarak yansıyor ve bu şekilde yapılıyor. Tebrik ediyorum. Yeni seçilecek tüm belediye başkanlarımıza da örnek gösteriyorum ve talimat olarak ifade ediyorum. Tabii arıtma tesisi, suyun yumuşatma tesisi, ileri biyolojik arıtma tesisi, katı atık bertaraf tesisi, yağmur suyu drenaj hatları gibi hem çevreye katkı sağlayan hem Burdur Gölü'nün temiz su kaynağı haline dönüşmesini, Burdur Gölü'ne temiz su sağlama noktasında çok önemli olan, gölün kurumasına karşı bir tedbir ayağı olan, hem de kirletmeyen bu yaklaşımları çok önemsiyoruz. Burdur'a yıllar önce 2019 seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan Burdur Gölü için su kaynağı bulacağının sözünü vermişti. Halen daha bu suyu getirmediler ve göl çekilmeye hepimizin yüreğini yaka yaka her gün birkaç santim daha, birkaç metre daha çekilmeye devam ediyor. 2014'te Ali Orkun Ercengiz halk plajı yapmıştı. 2019 seçimlerine gidilirken Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaptığı ankette belediyenin en beğenilen hizmeti olmuştu. Cumartesi pazar 5000 kişinin, 10000 kişinin sosyalleştiği, bir nefes aldığı o tesis, o yaklaşım halen daha devam ediyor. Ama bir yandan biz de hemen bunun yanına millet bahçesi yapacağız demişlerdi. 5 yıl geçmiş olmasına rağmen millet bahçesini henüz tamamlamadılar. Ama bir diğer mesele, bence bizim milli meselelerimizden bir tanesi Salda Gölü meselesidir. NASA'nın bile ilgi gösterdiği, son derece gizemli, son derece önemli bir doğa harikası olan, Türkiye'nin en gözde doğal güzelliklerinden bir tanesi olan Salda Gölü'nün bulunduğu topraklardayız.
Salda Gölü ile ilgili Yeşilova Belediye Başkanımızın verdiği mücadele, Yeşilova İlçe Başkanımızın verdiği mücadele, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm örgütlerinin gösterdiği çevreci ve dayanışmacı mücadeleyi bir kez daha Burdur halkının önünde gönülden alkışlıyorum. Gönülden alkışlıyorum. Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen, ayak basmanın bile yasak olması gereken Salda Gölü'ne AKP zihniyetinin ne hale getirdiğini hep birlikte izledik. Millet bahçesi yapma hayaliyle o kıymetli sahili önce iş makinalarını ezdirdiler. Ardından ihaleyle bir şirkete verdiler. Tuvaletinde olduğu bir millet bahçesi yaptılar ve Salda'nın toprakları kararmaya, rengi değişmeye, suları çekilmeye başladı. Şimdi İstanbul'a talip olan, geçtiğimiz günlerde İliç'teki 9 evladımızı yutan o liç yığılmasına çevreye zararı olmaz diye imza veren, altın şirketinin faaliyet alanını tam 5 kat büyütmesine imza atan, İliç'in felaketi olan Murat Kurum maalesef Salda'nın da felaketi oldu. Onu İstanbul'un felaketi olmasına 16 milyon İstanbullu 31 Mart'ta izin vermeyecek inşallah. Türkiye'nin Maldivlerine beton döken, asfalt döken bu anlayıştan hem İstanbul'u uzak tutmak lazım, Türkiye'nin neresinde bir güzellik varsa Murat Kurum'dan, onu atayan anlayıştan Recep Tayyip Erdoğan'dan uzak tutmak lazım. Bunlar yetmezmiş gibi gölü besleyen derelerin ve yeraltı sularının önüne iki tane gölet yapıldı. Bizler karşı çıktık, örgütümüz karşı çıktı, Burdurlu çevreciler karşı çıktı ve davalar açıldı. Dava devam ederken iki tane susuz baraj yapıldı. Ortada iki tane baraj var ama içinde bir damla su yok. Şimdi Yeşilova Belediye'mize aday gösterdiğimiz, Yeşilova'yı en iyi şekilde yönetmeye talip olan Okan Kurt Başkanımız önümüzdeki dönem Salda Gölü ile ilgili tarafımdan hem görevlendirilmiştir, hem yetkilendirilmiştir, hem de bundan sonra yapacakları tarafımızdan desteklenecektir. Okan Kurt'un seçilmesinden sonra Salda'nın dünyada en doğru şekilde kurtarılmasına yönelik projeleri çalışacağız. Dünyanın en ileri kuruluşlarından çevre projesi için, hibe projeleri için gayret göstereceğiz. Ben Sosyalist Enternasyonel'in başkan yardımcısı sıfatımla dünyadaki siyasi akrabalarımızın Salda Gölü'ne sahip çıkması, doğru projelendirilmesi ve en uygun şartlarda hibe ya da çok düşük faizli uzun vadeli krediler için hep birlikte çalışacağız. Ayrıca Salda Gölü'ne sahip çıkmak için Yeşilova Belediye Başkanımız Okan Kurt mücadele ettikçe iki omzunda iki tane eli hissedecek. Bunlardan bir tanesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın eli olacak. Diğeri de diğer elde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun eli olacak. Salda'yı dayanışmacı belediyecilik, kardeş belediyecilik noktasında pek çok belediyemizle Yeşilova'yı destekleyeceğiz. Ancak özel talimatımdır, Ekrem Başkan'la Mansur Başkan'ın eli Yeşilova'nın
ve saldanın üzerinde olacak. İftar saati yaklaşıyor. İftara geçerken birkaç tane önemli hususu Burdur'dan 81 ilimize ifade etmeyi de bir görebiliyoruz. Sağlık Bakanlığı dün bir açıklamada bulundu. Görevi gereğince insanın sağlıklı olması için iyi beslenmesi gerektiğini biliyorlar. Dediler ki en uygun fiyatlı gıdalarla sağlıklı Ramazan tavsiyelerinde bulundular. Ben dikkatle inceledim. Gerçekten mümkün olan en uygun fiyatlı ürünler seçilmiş ve Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği iftar, iftarla yatma arasında ara öğünde alınacaklar ve sahurda tüketilmesi gereken sağlıklı ve doğru beslenmenin kişi başı maliyeti 257 TL. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın herkese 3 çocuk yapın diyor ama biz çekirdek ailenin 4 kişilik bir aile olduğunu dahi düşünsek 4 kişilik aile için Sağlık Bakanlığı'nın bakın ne kira, ne elektrik, ne su, ne doğalgaz, ne telefon, ne giyim kuşam sadece 30 Ramazan 4 kişilik ailenin Sağlık Bakanlığı'nın hesabıyla mutfak masrafı 31 bin TL'dir. Bu aileye Recep Tayyip Erdoğan 3 çocuk sonra 5 çocuk demiştir. Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 bin lira en düşük emekli maaşına mahkum bıraktığı emekli ailesi çocuk bakmasın, torun bakmasın sadece 2 kişi kol kola dize dize sobanın başında sobayı da yakmasın, battaniyeyle otursun. O 2 kişinin aylık Ramazan'daki gıda maliyeti 15.500 liradır. Emekli ailesine verilen 10 bin lirayla emekli ailesi ancak 9 gün geçinebilir, 21 gün açtır. Asgari ücretli 16 gün karnını doyurabilir, kalan 14 Ramazan açtır. Bir de Sağlık Bakanlığı sakın Ramazan'da öğün atlamayın, iftarı sahuru böyle yapın, arada da mutlaka ara öğün alın diye tavsiyede bulunmaktadırlar. Kimin ne yiyeceğini, ne kadar yiyeceğini doğru söyleyen Sağlık Bakanı'nı atayan Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 bin liraya mahkum ettiği emeklilerin iki eli yakalarındadır. Emeklilerin iki eli Recep Tayyip Erdoğan'ın yakasındadır. Diğer bir taraftan Ali Orkun Başkan yeni doğan bebeklere, genç annelere yaptığı katkılardan bahsetti. Ben bebek ürünleri enflasyonu diye bir enflasyonu Burdur'dan tüm Türkiye'nin dikkatine sunmakla yükümlüyüm. Bakın biz milletin muhalefet görevi verdiği bir partiyiz. Bir de iktidar görevi verdiği bir parti var. O iktidar görevi verdiği parti bizimle kavga etmeye çalışıyor. Ben onunla kavga etmiyorum. O her gün zam 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 yapıyor. Çıkıyor iftar sofralarında dem 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 diyor. Bu milletin derdi dem değil kardeşim. Senin yaptığın zam zam zam. Onunla kavga ediyorum. Onunla emeklilerin hakkı için, emekçilerin hakkı için, esnafın hakkı için, köylünün hakkı için, süt üreticisinin hakkı için, gençlerin hakkı için, gencecik annelerin hakkı için kavga edeceğiz onunla. Geçen sene bebek bisküvisi, bebek bisküvisi 46 liraydı. Bu sene kilosu 100 lira oldu. Geçen sene 250 gram mama 90 liraydı. Bu sene 245 lira oldu.
Geçen yıl 156'lı bebek bezi en ekonomiyi 385 liraydı, 600 lira oldu. En uygun olduğu markette 589 lira. Düşük kalite biberon 45 liradan 112 lira oldu. En ucuz emzik 74 liradan 180 liraya yükseldi. Orta kalite bir bebek arabası 1700 liraydı, 3750 lira oldu. Basit bir bebek yatağı en ucuzu 480 liraydı, 1280 lira oldu. Her kalemde %100'ü aşan, %150'ye ulaşan fiyatlar varken Recep Tayyip Erdoğan annelere babalara 3 çocuk yapın, 5 çocuk yapın diyor. 3 de yapsalar, 5 de yapsalar sen hükümetsen, sen devletin başındaysan bu annenin babanın bu enflasyona ezdirilmemesi lazım. Anneyi de babayı da bebeği de emekliyi de emekçiyi de enflasyona ezdiren sensin Recep Tayyip Erdoğan. Maalesef Türkiye televizyonlarda canlı olarak iftar saatini beklerken bizleri dinliyor. OECD ülkeleri içinde 2023 yılı sonu itibariyle gıda enflasyonunda en tepedeki ülke Türkiye. Maalesef okuma yazmada, milli gelirde, yaşam kalitesinde, hukukun üstünlüğünde değil ama gıda enflasyonunda OECD birinciyiz. OECD ülkeleri içinde %72 ile. Peki bizi takip eden ülke kim? İzlanda. İkinci en yüksek gıda enflasyonu İzlanda'da, rakam 10.5. Bakın biz %72, ikinci olan 10.5. Bütün OECD'nin ortalaması 6.7, Avrupa Birliği ortalaması 5.9. İşte tam da oradayız. Bu ülkenin ve bu partinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu genel başkanı, bu ülkenin kurucusu, birinci cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, muasır medeniyetleri yakalayın ve geçin dedi. Bakın, onun gösterdiği yerde hukukun üstünlüğü var, güçlü parlamentolar var, mütevazi liderler var, hukukun üstünlüğü var ve ortalama %5.9 gıda enflasyonu var. Ve orada Avrupa Birliği'nde 55 bin dolar milli gelir var. Bizim görevimiz, bu yüzyılda yerine getiremediğimiz vasiyetimiz, ikinci yüzyılda iktidar olduğunda yürüyeceğimiz yol, Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetleri, hiç değilse Avrupa Birliği ülkelerini yakalamak, geçmek, orada 55 bin dolar milli gelir var. İskandinav ülkelerinde 70 bin dolar milli gelir var. Peki, onun bir koltuğunda ben oturuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. Ama bir koltuğunda biraz önceki zamlardan mesul olan Recep Tayyip Erdoğan oturuyor. O Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu tarafı gösterirken o bu tarafı gösteriyor. Şangay İşbirliği Örgütü diyor. Avrupa'ya girmeyiz diyor. Gideriz diyor. Şangay İşbirliği Örgütü'ne gireriz diyor. Onun gösterdiği tarafta ne var? 4500 dolar milli gelir. Bir tarafta 55 bin dolar, bir tarafta ortalama 4500 dolar milli gelir. Yok hükmünde parlamentolar, kendisi gibi sarayda oturan güçlü zengin liderler, fakir bir halk var. Şimdi Türkiye bu seçimlerde ve bundan sonrasında kararı verecek. Ya Gazi Paşa'nın istikametini gösterdiği muasır medeniyetler, zengin ülkeler, zengin halk, mütevazi lider, ya da bu kibirli adamın işaret ettiği yerde fakir bir halk, borç içinde sürünenler ve ayın sonunu getiremeyen emekliler. Biz Gazi Mustafa Kemal'in gösterdiği yolda yürüyeceğiz ve bu ülkedeki herkesin yüzünü güldüreceğiz. Burdur'la ilgili iki şey söyleyeyim.
Türkiye'de son bir yılda kredi borcumuz hepimizin bankalara %56 artmış. Ama Burdur'da %81 artmış. Herkesin durumu kötü, Burdur'un durumu daha kötü. Ve yine her gittiğim yerde emeklilere bir hesabı emanet ediyorum. Onu bırakmadan gitmem. Siz Recep Tayyip Erdoğan'ın partisi iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşı kuyumcudan 8 çeyrek altın alıyordu. Bugün aldığınız 10 bin lirayla 2,5 çeyrek altın alabiliyorsunuz. En düşük emekli maaşı Tayyip Erdoğan'ın partisi geldiğinde 1,5 asgari ücretti. Hiç size ilişmeyeydi. Hiç size bulaşmayaydı. Sizin düzeninizi hiç değiştirmeyeydi. Siz 26 bin lira emekli maaşı alacaktınız. Ama bugün 10 bin lira en düşük emekli maaşı ve 2,5 çeyrek altın arıyor. Allah için söyleyin. Bir emekli kuyumcudan bir çeyrek altın alsa, cebine koysa, eve gitse bakmış ki kaybetmiş, düşürmüş, ne yapar? Fırlar, hangi yoldan geldiyse gider orada arar değil mi? Nerede bu çeyrek altın diye. Değerli büyüklerim, bir emekli değil, her emekli. Bir çeyrek altın değil, 5,5 çeyrek altın. Bir sefer değil, her ay kaybediyor. Sizin cebinizden 5,5 çeyrek altını alan Recep Tayyip Erdoğan. Bunu bilelim, hesabı kitabı buna göre yapalım. Her yerde bir başka hesap yapıyoruz. Ordu'da fındığı, Manisa'da üzümü, Isparta'da elmayı, Afyon'da sucuğu konuştuk. Burdur'un meşhur ceviz ezmesi var. Ceviz ezmesinin kilosu geçen sene 100 liraymış. Bu sene 250 lira. En düşük emekli maaşı geçen sene 75 kilo ceviz ezmesi alırmış. Bu sene 40 kiloya düşmüş. Alım gücünün ceviz ezmesi üzerinden hesabı. Her emeklinin maaşından ayda 35 kilo ceviz ezmesini alan bir düzende yaşıyoruz. Bugün Ramazan mübarek gün, belki bir kilo ceviz ezmesini alamayacak durumda emekliler, ama ceplerinden 35 kilo ceviz ezmesini alan bir rejimle karşı karşıyayız. Onun için 31 Mart elbette hizmetlerinden memnunsunuz. Elbette Ali Orkun Ercengiz'e bir kez daha oy vereceksiniz. Ama buradan çağrım AK Partililere'dir. Buradan çağrım MHP'lilere'dir. Eğer bu seçimde de siz Recep Tayyip Erdoğan'a oy verirseniz, ne kadar düşük maaş verirsem vereyim, oy veriyorlar. Ne kadar enflasyon çıkarsa çıksın, bana kızmıyorlar. %33 zam yaptım, %120 gerçek enflasyon. TÜİK bile 68 açıklamış, yine de bana oy veriyorlar dediğinde 1 Nisan'da yapacak bir şey yok. 2 Nisan'dan itibaren acı reçete geliyor, kemer sıkma geliyor, yine bedeli emekliler, çalışanlar, yoksullar ödüyor. Siz hiç beşli çetenin, siz hiç saray müteahhitinin, siz hiç yandaş müteahhitlerin acı reçete içtiğini gördünüz mü? 2 Nisan, 1 Nisan'da oyları alırlarsa 2 Nisan'da yapacak bir şey yok ertesi gün. Ama 1 Nisan'dan bir gün önce 31 Mart'ta yapacak bir şey var. Sandık vatandaşın hükümete karne yerdiği verdi. Karneyi verdiği yerdir. Sarı kart gösterecekse sarı kart göstereceği. Yorulduysa, sıkıldıysa bir kırmızı ışıkta dur bakalım. Bir de benim gözümün içine bak diyeceği. Biraz da benim hakkımı, menfaatimi kolla bakalım. Hep zenginlere verdin kur korumalı mevduatı. Hep yandaşların vergilerini affettin. Biraz da emekliyi düşün diyeceğiniz yer seçim sandığıdır. İşte o seçim sandığında sadece CHP'lilerin değil, sadece Burdur İttifakı'ndaki milliyetçi demokratların yakasında ya da gönlünde güneş olanların,
iyi insanların değil, sadece muhafazakar demokratların, haramdan ve yalandan korkan ve bunlardan çoktan ayrışanların değil, bu sefer Adalet ve Kalkınma Partililerin, MHP'lilerin de, madem bu kadar çalışan bir belediye başkanı vardır, madem bu kadar iyi hizmetler vardır, madem yandaşları değil Burdur'u düşünen işler yapmıştır, gönlünüzden kapan oyları verin ve bu iktidara da bir mesaj verin. Çantada keklik olmadığınızı, mahcup da bırakılsanız, mahzun da bırakılsanız artık susmayacağınızı, ayın yarısını getirebileceğiniz emekli maaşına talim etmeyeceğinizi, sesinizi yükselteceğinizi bu iktidara gösterin. Biz bu ittifaka Cumhuriyet Halk Partisi'nin ittifakı, Millet İttifakı demiyoruz. Biz bu ittifaka Burdur İttifakı diyoruz, Türkiye İttifakı diyoruz. Türkiye İttifakı'nda Türkiye'nin bütün demokratlarını bekliyoruz. Bütün yoksulları, bütün emeklileri bekliyoruz. Türkiye İttifakı rengini ay yıldızlı al bayraktan alır, renkleri kırmızıyla beyazdır. Türkiye İttifakı milli takım gol atınca sevinen herkesdir. Türkiye İttifakı filenin sultanları dünya şampiyonu olunca onlarla bir ağlayan, onlarla bir istiklal marşını okuyanlardır. Ben Burdur İttifakı'na güveniyorum. Ben Türkiye İttifakı'na güveniyorum. Ben sizlere güveniyorum. Bu seçimi kazanın, gücünüzü gösterin diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyoruz. Genel Başkanımız Özgür Özel'e.